Evet. Şimdi ilk bana yöneltilen ilk soru ilişkili kişilerle bir ticari işlem olmaması halinde kurumlar vergisi beyannamesinin ekindeki föy doldurulacak mı? Yani ilişkili kişiyle bir işleminiz yoksa ne o kişiyi föyde belirtmenize gerek var, ne de bir işlem olmayacak tabii. Ama föyün verilmesi yine mecburi, beyannamenin ekinde boş olarak onu göndereceksiniz. Sadece ilişkili kişilerle işlem var ise orada yazılacak. Ancak ilişkili kişiler listesiyle ilgili olarak bu yıla ilişkin bir şey var. Onu ben söyleyeyim. 2013 yılından itibaren doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ilişkisi bulunmasa dahi Türkiye pazarında distribütörü olunan yurt dışındaki kişi ve kurumların da ilişkili kişi sayılarak forma dahil edilmesi gerekiyor. Bunun dışında bir gereklilik söz konusu değil. Sayın Emin Usta'nın bir sorusu var. Yeni TTK'ya göre 2012 yılında olağan genel kurulda kar dağıtma hususunda karar alındı. Birinci tertip yedek akçe yanında birinci temettü ayırmak zorunda mıyız? Yani eğer genel kurul karın tamamen dağıtılmamasına karar verdiyse dağıtılmayan karın tamamı yedek akçelere eklenecektir. Dolayısıyla burada birinci temettüye gerek yoktur. Yani birinci temettüyü dahi genel kurul kaldırma konusunda yetkiye sahiptir. Yargıtay'ın kararları da bu yönde. Ama yeter ki tabii ki birinci temettüyü dağıtmama kararının, genel kurulun veya ortaklar kurulunun küçük ortağı kar payından mahrum etmeme ve mahrum etme amacına dayanmasın. Çünkü aksi takdirde Yargıtay suiniyetli uygulama olarak kabul ediyor. Küçük ortak tarafından tabii genel kurul aleyhine bir iptal davası açılır ise. 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı tescille tabi bir konu yoksa toplantı tutanı notarı tasdik edilmek zorunda mıdır? Ayrıca sicile dilekçe ekinde verecek misiniz? Bilgi mahiyetinde verilebilir ama tescil mecburiyeti olmadığı için herhangi bir şekilde tescil ve ilan edilmesi zorunluluğu söz konusu değil. Sadece bilgi için uygulamada veriliyor. Limiteşkit 2013 yılına ait genel kurulunu 2014 yılı Mart ayı içerisinde yapmıştır. Genel kurulda 2013 yılı karının dağıtılmamasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden birinci temettü hakkında bilgi ve daha önceki uygulamalarda birinci temettü ödenmiş sermayenin %5 olarak hesaplanıp %15 tevkifat kesilerek ortaklara verilmektedir. Bir değişiklik var mı? Eğer genel kurulunuz karın tamamen dağıtılmayarak yedek akçelere eklenmesine karar verildiyse birinci temettü uygulaması yapılmayacaktır. Ama birinci temettü dağıtılarak diğer geri kalan karın yedek akçeye alınmasına eğer genel kurul vermişse birinci temettü dağıtımı yapılacaktır. Eğer dağıtım yaptığımız takdirde stopaj uygulaması yönünden ticaret kanunu ile ilgili bir getirilen değişiklik söz konusu değildir. O zaten vergi kanunlarına tabi, vergi kanunlarıyla belirlenen bir husustur. Dolayısıyla yine normal kar dağıtımındaki stopaja ilişkin kurallar burada da devreye girecek ve işleyecektir. Şirket portföyü için yapılan hisse senedi alım satım kazancının tespitinde Hüseyin Sönmez'in sorusu, FIFO veya ortalama maliyet yönteminden hangisinin kullanılması gerekmektedir? FIFO kullanılacaktır. Zaten bu konuda genel tebliğde de açıklama var. Sayın Senem Kışlan'ın sorusu, şirket ortaklarının adına kayıtlı bulunan gayrimenkullerin teminat göstererek bankalardan bu teminat karşılığı kredi ve çek karnesi kullanımı örtülü sermaye dahil midir? Hayır. Gayri nakdi ortakların gösterecekleri gayri nakdi teminat karşılığında bankalardan kredi alınması halinde bu borç örtülü sermayede öz sermaye mukayesesine dikkate alınmayacaktır. Örtülü sermayeyi oluşturmayacaktır. Kurumlar vergisi, biz başka soru Sayın Özgüven'in sorusu. Kurumlar vergisi beyannamesinin transfer fiyatlandırması veya örtülü kazançla ilgili föyüne yazılacak bir şey yoksa bu verilmemiş mi sayılacaktır diyor.
tam okuyamadım yazıyı. Bu ama ekler bu ekler verilmemiş mi sayılacaktır? Boş olarak verecektir. Yani eğer bu yani yazılacak herhangi bir şey yok, bu foyu vermeyeyim diye bir şeyiz yok zaten. Beyannamenin ekinde, ekler bölümünde, orası da sadece mükellefiyetle ilgili bilgiler doldurulduktan sonra beyannameyle birlikte elektronik ortamda verilecektir. Bana gelen sorular şimdilik böyle. Teşekkür ederiz hocam. Sayın Çalıkoğlu, sizde çok soru var mı? Buyurun. Aslında bir kısmı şeyin Bumin hocam da ben özellikle tutuyorum şey olmasın diye. Alıştıra alıştıra. Ama bende bir soru var. Özellikle yani belki birçok arkadaşın karşılaştığı bir konudur. Yani şüpheli alacak karşılığı ayırmışız. Dava ve icra safhasına gitmişiz ama artık alacağın alma imkanı fiilen kalmamış veya borçlunun iflası istenmiş. Artık bir şekilde takip etmek de istemiyoruz. Bu tür alacakları kayıtlardan nasıl çıkaracağız? İflassa iflası bekleyecek miyiz diye. Hani bir gider yazma sorunu yok. Buradan öyle anlıyorum. Gerçekten öyle çok karşılaşılıyor. Bizim uygulamada bulduğumuz çözüm hani şirket içindeki süreçlerin çalıştırılması. Gerçekten bazı alacaklar zaman içerisinde çok önemsiz bir hale geliyor. Eğer şirketin yetkili organları bu alacaklar artık biz takip etmiyoruz. Gerekli hukuk birimleri de bu alacağın takibi anlamında bir şey yoktur. Bir çıkar görmüyoruz diye. Çünkü her icra dosyasına gitmek gelmek bayağı ciddi masraf da çıkarıyor. Yani hukuk biriminden öyle bir bilgi sonra yetkili organların karar almasıyla hani makul tutarlar olmak kaydıyla bazen çok küçük rakamlar da oluyor. Kayıtlardan çıkarılabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü orada şöyle bir şey var. Gider yazmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Artık herhangi bir şekilde tahsil imkanı bulunmayan bir alacak kendi iç dokümanlarımızda belgeliyoruz. Kayıtlardan çıkarabiliriz diye düşünüyorum. İflasa gidilmişse hani iflasta prensip olarak alacağımızı iflas masasına yazdırıyoruz. Yani artık takip de etmek istemiyorsa gidip iflas masasından sildirmek gibi bir şey olabilir. Ondan sonra da kayıtlarımızdan da çıkarırız. Hani hukuken öyle düşünüyorum. Çünkü birçok şirkette böyle yıllardır gelen şüpheli alacak karşılıkları var, şüpheli alacaklar var. 10 yıldan 15 yıldan fazla gelen rakamlara bile rastladım ben. Aslında Mustafa Başkanımıza bir soru vardı. İçeride söyledim. Yani mali müşavirler vergi dairelerine destek veriyor. Birçok işle uğraşıyor. Vergi toplanmasında hani ciddi bir rol üstleniyor. Bu anlamda vergi idaresinden onlara bir pay aktarımı düşünülür mü? Böyle bir şey olur mu diye. Tabii işin doğasında böyle bir şey yok ama hani ben şahsen Türkiye'de hani şeyi görüyorum, mali müşerlik mesleğini hani bu mesleği icra edenler çok ciddiye almış durumda. Yani kamuda, vergi dairelerde de gerekli özeni, saygıyı gösteriyor, desteği veriyor diye düşünüyorum. O anda akçeli bir şey olmaz herhalde onun ötesinde diye düşünüyorum. Ben öyle bir beklentim yok yani. Sayın Vergi Dairesi Başkanı bir bilgi daha vereyim. Soruyu soran adını yazmamış. Haliyle. Bir başka arkadaşımız sat geri kiralama işleminde makineler bu kapsama girer mi diye sormuş. Ama ben girmez diye bir şey hatırlamıyorum. Hani gayrimenkullerle ilgili bir takım şeyler var. Özel vergiler, istisnalar bilmem neler. Hani o anlamda sat geri kiralama işlemini daha cazip kılabilmek için işlem üzerindeki vergileri elimine eden istisnalar, düzenlemeler var. Makinelerle ilgili çok öyle düzenleme yok. Çünkü makinelerle ilgili çok fazla düzenleme yapılmasına da gerek yok. Onlar menkul mallar. Yok. İzin verirseniz bir şey söyleyeyim. Orada makine ve teçhizatın gayrimenkule rapt edilmiş ve tapu siciline gayrimenkulü mütemmim cüzü olarak kaydedilmemiş olmak kaydıyla makine ve teçhizat her zaman için sat geri kiralaya selen izbege konu olabilir. Ama eğer gayrimenkule rapt edilmiş ve mütemmim cüzü olarak tapuya da kaydettirilmişse, beyanlar halinesine yazılmışsa o zaman ancak gayrimenkulle birlikte sat geri kiralı yapılabilir. Özür dilerim müdahale ettiğim için. Yok estağfurullah hocam. Sizin hukuk şeyiniz daha bizden fazla. Şimdi kasada bulunan 8000 TL üzerindeki nakit parayı paraya adatlandırma yapacak mıyız diye bir soru var. Hani öyle bir kuralımız yok ama kasada 8000 TL'den fazla nakit gerçekten duruyor mu? Ben bu sorudan anladım. Hani bir kasa şişkinliği var ama kasada gerçek para yok gibi. Bunu ne yapacağız diye mi soruyor arkadaş? Yani kasadaki parayı adatlandırma yapmak diye bir uygulamamız yok. Ama kasada
ciddi anlamda nakit para bulunması da ticari icablara, gerçeklere uymuyor. O anlamda o para nereye harcanmışsa, yani kasa hesabını gerçek durumuna getirmesi lazım bu uygulamada arkadaşların diye düşünüyorum. Devam edeyim mi üstadım ben? Buyurun, buyurun. Daha soru çok. Soru çok. Serbest bölge istisnası ile ilgili bir soru var. 2003 yılında 10 yıllık ruhsatımız vardı. Sonra 2009 yılında bunu 5 yıl daha uzattık. 2013 yılında kurumlar vergisinden istisna mıdır? Şimdi bu 10 yıllık süre 2003 yılını sayarsak sanki 2012 yılında dolmuş gibi bir sonuca varıyorum ben. Çünkü o kanun değişikliğinde ruhsatlarında belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere serbest bölge kanunlarındaki değişiklikten önce alınmış ruhsatlar için öyle bir hüküm var. Eğer 10 yıllıksa 2012'de dolmuş, 2013'te yararlanamaz düşüncesindeyim. Ama 5 yıllık uzatma var ya, 5 yıllık uzatma 2009'dan mı başlayacak, 13'ten mi başlayacak diye soruyor herhalde arkadaşım. Ama yok, kanun, o serbest bölgeler kanununda geçici madde var. O maddeye göre ifade şöyle, buradan baktım hemen de. 2009'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinde müstesnadır. Yani eskiden alınmış ruhsatlara bu 2004'te yapılan değişiklik galiba. Orası tarih kaçtı? Yani bu serbest bölgeler kanununda evet 2004'te yapılan değişiklikle hani 10 yıllık ruhsat asıl süresi dolmuş oluyor. 2009'da bir uzatma var ya. Uzatma var ama yeni hükümlere göre. 5 yıl. O 5 yıllık uzatmayı dikkate almıyor. 2009'dan itibaren 5 yıl uzarsa 2014'te bitiyor. O anlamda 2013'te bitiyor. Yok, yani başlangıçta 10 yıllık bir ruhsat aldık demiş. 2003 yılında serbest bölge ruhsatı alan, 10 yıllık bir ruhsat alan bir anonim şirket var. 2009 yılında başvurmuş, hani uzatma almış 5 yılda. Hı. Hani 2012'den sonra 5 yıl mı aldı? Hayır, 2009'dan sonra olması lazım herhalde. Ama şeyde yani... 2018'de tamam, 14-15 diye aldınız. Yani 2012'de sizin istisna uygulama hakkınız bitti gibi geliyor bana. Siz de öyle düşünüyorsunuz gibi geliyor bana. Yani ruhsat devam, ruhsat devam, istisna ayrı. Belki bir yol bulur muyum diye soruyor. Yok, kanundaki hüküm açık yani. İlk ruhsat süresinin sonunda doğru, istisna doğru. Uygulaması çalışma bitiyor. İzni ayrı, istisna ayrı. Bir başka soru, yurt dışına hani tevkifata tabi ödemeyi avans olarak yapıyoruz. Burada sorumlu sıfatıyla KDV'de uygulayacak mıyız diye. Aslında avans ödemelerinde KDV ödenecek diye bir durum yok ama şöyle bir uyumsuzluk oluyor. Yani stopaj beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi arasındaki uyumsuzlukları o merak sisteminden çıkarıp incelemeye gönderiyorlar. Prensip olarak avans ödemelerinde bir KDV olmamalı diye düşünüyorum. Ama bizim stopajla ilgili uygulamalarda avans dahi olsa yapılan ödemelerden stopaj yapmak lazım. Ama genelde yurt dışı ile ilgili uygulamalarda avanstı değildi ayrımı çok yapmadan stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV uygulamasını birlikte yapıp bu tür bir karışıklığa meydan vermeme yolunda bir yöntem tercih ediliyor. Bundan sonrası biraz şey aslında Bümin Hoca ile ilgili ama. Fark etmez de şey. Yine kar dağıtımı. Kar dağıtımı ile ilgili bir soru var hocam. Başlayayım mı siz? Siz başlayın hocam da tamam. Tamam. Yok, daha var sorumuz da. Alayım. Peki. Şimdi gelen yok, bakmadım aracağım hocam. Şimdi Sayın Ayşe Kılıç'ın sorusu, yurt dışı şubemize ihracat yapıyoruz. İlişkili kişiler formunda yer verilip transfer fiyatlandırması raporu hazırlamak gerekir mi? Gerekiyor. Yani demin size transfer fiyatlandırması raporu ile ilgili söylediğim ilkeler çerçevesinde büyük mükellefler
vergi dairesine kayıtlı olmayan diğer mükelleflerin yurt dışı şubeleriyle yapmış oldukları işlemlerde ilişkili kişiyle yapılmış işlem gibi kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu söz konusu firmanın da transfer fiyatlandırması raporu hazırlama yükümlülüğü vardır. Sayın Çiğdem Sönmez'in sorusu, ortakların şirkete verdikleri dövizli paraların değerlemesi yıl sonunda yapılır mı? Yapılır. Döviz alacakları TL olarak ödeniyor. Bu durumda kur farkı nasıl işler? Hani muhasebe kaydı olarak bir şey diyemeyeceğim ama döviz alacağını da TL olarak da ortağın döviz alacağını da TL olarak ödüyorsanız ve o kurdan ödüyorsanız mutlaka şirket için bir kur farkı geliri veya bir kur farkı zararı oluşacaktır. Bir soru, ancak soruyu soran bilmiyorum yazmamış adını. Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde transfer fiyatlandırma özgür kazanç işlemi yoksa tablonun doldurulması zorunlu mu? Tablonun ilgili bilgiler kısmını doldurup boş olarak vereceksiniz. Yine demin de söylemiştim. Tasfiye işlemine dağıtılmayan karlar dağıtıldıktan sonra mı başlanmalıdır? Yani bunun bir pek fazla bir önemi bence yok. Ama tasfiye işlemindeki, tabii tasfiye işleminde tasfiye bir bütün olarak kabul edildiğine göre ve tasfiye uzun sürdüğünde de 5 yıl geçen bir zaman aşımıyla da karşılaşma ihtimali söz konusu olduğuna göre bana kalırsa hepsini bitirin, karları da dağıtın, alacakları tahsil edin, borçları ödeyin, sıfır olarak tasfiyeye girin. Ondan sonra 5 senede bekleyin. Sonra da tasfiyeyi bitirin diye düşünürüm. Çünkü 5 sene sonra tasfiye dönemini incelemeye geldiklerinde tasfiye dönemi defterleri boş olacaktır. Sayın Vergi Dersi Başkanı çok kötü kötü bakıyor bana ama yani böyle bir yol benim aklıma gelen hızlıca bir yol diyeyim sadece. Evet, dağıtılmayan kar olduğunda şirket ortağı hisse devri yapabilir mi? Yani şirket ortağının hisse yapmasının dağıtılmayan kar olup olmamasıyla bir ilişkisi yok. Yani dağıtılmayan birikmiş kar da olabilir ama burada şu önemli taşıyor tabii ki. Uygulamada en çok gördüğümüz yapılan hatalardan birisi de o. Hisse devri yapılırken mutlaka değerleme raporunun yapılması lazım. Eğer şirketin içerisinde dağıtılmayan kar varsa o da o hisse bedelinin bedelinin fiyatını arttıracaktır hissenin. Dolayısıyla dağıtılmayan karları olan bir hisse de o satış bedeli içerisinde o kısma o hisseye tekabül edecek olan kar payını da içerecek şekilde bir bedelle bu hisse de pekala satılabilir. Yani dağıtılmayan kar olmamasının konuyla bir alakası yok. Kar dağıtımı yapmak istiyoruz. Sayın Özcan Taşkın'ın sorusu. Kar dağıtımı yapmak istiyoruz. Geçmiş dönem zararları var. Dönem karına mahsup ederek yapabilir miyiz? Tabii geçmiş dönem karını veyahut da cari yıl veya birikmiş karlarla önce zarar kapatılacaktır. Ondan sonra zararı geçen kısım ancak dağıtılabilir. Zararı hesaba katmadan kar dağıtımı yapamazsınız. Bunun dışında hani cevap verilmesi biraz daha karışık veya ek bilgi ihtiyacı olan bir soru var. Özcan Altınkara'nın sorusu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma bankaya kredi borcu olan bir şirketin bankaya olan kredi borçlarını ödemiş. Gayrimenkulün bu maksatla haczetmiş olduğu gayrimenkulleri İpotek olarak temlik almış, daha sonra icra dairesinde bu gayrimenkulleri kendi üzerine geçirmiş alacağına karşılık ve neticede buna rağmen bir rehin açığı söz konusu olmuş. Bu fakat bankaya borcu ödenen şirket burada bir anlamda ödeme güçlüğü içerisinde bu parayı ödeyemez hale gelmiş. Diyor ki tahsil edemediğimiz bu tutarı doğrudan gider olarak yazabilir miyiz? Yazamazsınız. Yani bunun önce şüpheli alacak karşılığı gibi belli bir süreçten geçirilerek değersiz alacaklara kadar götürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bu şekliyle gider olarak yazamazsınız. Hatta belki bu ödemeyle ilgili olan yükleri de arada kefalet ilişkisi olup olmadığı, grup şirket olup olmadığı, şirketin kefalet ehliyeti açısından ayrıca değerlendirmek gerekir. Buradan bir eleştiri gelebilir. Matraf farkı çıkabilir. Doğru. Bir soru daha var ama okuyamadım. Siz isterseniz buyurun, ben ondan sonra. Evet. Şimdi bir arkadaşımız limited şirket 50.000 TL sermayeli ama ortağı 2.5 milyon TL borcu var. Sermaye arttırımı gerekli mi? Ya da şirketin ortağına olan borcuna bir faiz yürütülmesi gerekli mi? Veya yürütülmediği için bir problem olur mu?
Şimdi burada ortağın statüsü hani gerçek kişi, şahıs, herhangi bir ticari şirketi değil diye kabul edersek yani o anlamda bir problem olmaz diye düşünüyoruz. Ama yurt dışına olan borçlanmalarda son zamanlarda çıkan bir olay var. Sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanmalı gibi o konu var ama burada herhalde gerçek kişi ortaklar şirkete sermaye arttırmak yerine bir miktar borç vermişler, öyle duruyor diye düşünüyoruz. Pozitif tarafından alıyoruz. Ama bir taraftan da bu kadar ortağa borçlu olmak şirketin sermayesiyle veya faaliyetiyle de oranla ciddi bir borç miktarıysa bu hani o anlamda daha çok inceleme nedeni oluyor. Bu sorgulanıyor. Bir şekilde bunu makul bir şeye, seviyeye getirmesinde fayda var diye düşünürüm. Bir başka soru, 6111 sayılı en son vergi barışı kanunda aftan yararlanmışsak geçmiş zararlarının %50'sini mi düşeceğiz 2011 ve öncesinin? Eğer beyan arttırımına gitmişsek orada zararların %50'sini devredebiliyorduk. Orada doğru, %50'sini devredebiliyoruz. Bir de yine vergi dairesinden hani bir serzeniş mi diyelim, ufak bir borcumuz olduğu için hesaplarımıza bloke konuluyor. Hani bununla ilgili ne yapabilirler, bir şey yapabilirlerse çok memnun oluruz, istirham ediyoruz diye bir not düşmüş arkadaş. Ben iletmek istedim Sayın Başkanım. Hani. Çok samimi şekilde bu konuda bir ilerleme yapılabilirse. Evet. Bir başka soruda tam istisna ve kısmi istisna nedir diye soruyor. Bir de gümrükte özel tüketim vergisi uygulaması ne oluyor diye. Hani kurumlar vergisi açısından bakarsak tam istisna, kısmi istisna hani bir cevap zemini olsun diye söylüyorum. Bazı istisnaları ticari karımız olsun veya olmasın düşüyoruz. Hani örneğin iştirak kazançları istisnası, o ne diyorduk? Diğer gelen kurumda vergilendiği için mükerrer vergilendirmeyi önlemek gibi bir amaç taşır. Dolayısıyla bizim karımız yeterli karımız olsun veya olmasın düşüyoruz. Eğer yeterli karımız yoksa zarara geçiyoruz. Şimdi o bir anlamda eğer tam istisna dersek o tam istisna. Bir de bazı istisnalar var ancak kazanç yeterli olursa uyguluyoruz. Bir kısmını sonraki yıllara devredebiliyoruz, bir kısmını devredemiyoruz. Şimdi mesela yatırım indirimi o anlamda bir kısmı istisna denilebilir mi? Kazancımız varsa uygulayabiliyoruz. Uygulayamadığımızda sonraki yıllara devredebiliyoruz. Bir de katma değer vergisinde bu tam istisna, kısmı istisna ayrımı var. Tam istisna ihracat işleminde tam istisna diyoruz. Çünkü onun ihracat işleminde yüklendiğimiz katma değer vergisini herhangi bir ayrım yapmadan indirim konusu yapabiliyoruz. Ama bazı istisnalar var, bu sosyal ve askeri amaçlı istisnalar diye. Oradaki istisnalarda ise bir şekilde o işleme isabet eden KDV'yi indirimden çekip gider hesaplarına intikal ettirmemiz lazım. Onun için yani KDV indiriminde bir kısıtlama yol açtığı için onlara da kısmi istisna diyoruz. Gümrükte özel tüketim vergisi, yani bir bazı özel tüketim vergisi aslında belki de en karmaşık vergilerden biri. Çünkü mal cinsi itibariyle vergi ne olacak, ne zaman ödenecek, mükellef kim ayrı ayrı tanımlıyor. O anlamda hani ithalatı özel tüketim vergisine tabi tutulmuş bir mal varsa orada ödenecek. Ama genelde baktığımızda gümrükte karşılaşılan özel tüketim vergisi konusu Türkiye'de dolaşıma girdiğinde, daha sonra satış olduğunda, bir şey kullanıldığında özel tüketim vergisine tabi olacak bir mal için gümrükte ona ilişkin bir takım teminat ve uygulamalar var. Onu vergi güvence altına almak için hani hangi malsa neyse ona göre bakmak lazım. Öyle çok genel bir açıklaması yok o anlamda. Üstad, bu kadar benden şimdi. Gümrükte ödenen vergiler özellikle çok karışıklık yapılıyor. İthalde alınan vergiler, çünkü ithalde alınan vergileri KDV ve ÖTV özellikle gümrük idaresi tarafından tahsil ediliyor. Fakat gümrükte siz ithalde ödenen KDV'yi gümrük idaresine yatırıyorsunuz. Fakat ondan sonra bir takım ciro indirimleri vesaireler dolayısıyla malın bedeli değişiyor. Bir ilave KDV ödenmesi gerekebiliyor. Onu da gümrük idaresine ödemek gerekiyor. Vergi dairesine öderseniz, iki numaralı beyannameyle, sorumlu sıfatıyla beyan edip öderseniz, bunu yine gümrük yerine işte vergi dairesine yatırdık deyip gümrük idaresine kabul etmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı da gümrüğün bunu kabul etmesi gerekiyor. Hazine birdir. Yani gümrük idaresine yatırsanız, vergi dairesine yatırsanız aynı yere gidiyor diye Maliye Bakanlığı bu konuda çok olumlu muktezalar veriyor ama maalesef bu muktezaları da
gümrük idaresi kabul etmekte zorlanıyor. Onun için gümrükle ilgili ithalde ödenmesi gereken vergileri özellikle gümrük idaresine yatırmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sıkıntı yaşanabiliyor. Soner Cendere'nin bir sorusu var ama yani soruyu tam anlayamadım ama dönem başı sermaye bir miktar, dönem başı ortaklara borç işte kur şu kadardan 30 milyon dolar demiş. Varsayalım ki kur 31 Mart 2014'te 1,5 liraya düştü. Ortakların verdiği borcu 15 bin dolardan 20 bin dolara çıkartabilir miyiz? Yılbaşına göre kur düştüğü için borç miktarını azaltması gerekir ama çıkartabilir miyiz diye sorulmuş. Yani o tam... Hocam matematik olduğu için ben gireyim biraz. Peki buyurun. Aslında hani örtülü sermayede öz sermayenin 3 katı diye bir sınır var. Onun üstünde kalan rakamı örtülü sermaye uygulamasında dikkate alıyoruz ve isabet eden gideri işte kurun vergisi matrağından düşmüyoruz. Şimdi burada arkadaşın yaptığı kur düştüğü için, borç miktarı da düştüğü için yeniden ortaktan borçlanabilir miyim? Evet, borçlanabilirsin. Onun zaten bir limiti yok. Tabii bu sefer de hani ekstra alınan 5 milyon dolarlık borç... 10 milyon diyordu hocam, 15 yani bin değil de milyondu, ben o yüzden. Şimdi o yeniden alınan borç örtülü sermaye limiti içinde kalacak ama örtülü sermayede şöyle bir uygulamamız var. Yani kanundaki düzenlemeden dolayı gün gün takip etmek durumundayız. Yani kur diyelim 1.60'a çıktığında o üstte kalan tutarın hepsi gene örtülü sermaye sınırının üstüne çıkacak. Ve o anlamda ona isabet eden kur farkı ve faizi tekrar hesaplamak durumundayız. Yani taksimetre çalıştırmak gibi bir şey. Şimdi siz açıklayınca soruyu anladım. Güzel Türkçemiz açısından yani. Soruyu çözemedim. Dolayısıyla hani örtülü sermaye limiti içerisinde kalabilir o ek borçlanma ama o limitin tam üstünde herhangi bir kur artışında gene bütün borcun şeyi girecek. Evet, Sayın Fatih Kaya'ya sözü vermeden önce ben Sayın Başkanı ve Sayın Grup Müdürümü burada görünce şimdi hep ortaklardan aldığımız paralardan bahsettik ama ortaklara ve çalışanlara verdiğimiz paralar konusunda benim bir sorum olacak madem soru gelmedi. Şimdi ortağa parayı verdik, adatlandırdık, bütün hesaplara da uyduk, sonunda faturayı kestik, KDV'yi hesapladık. Fakat 90 sayılı kanun hükmünde kararname kalktı. Orada çok özel bir hüküm vardı. Ortaklara ve çalışanlara verilen paralar bu kanun kapsamında değildir diyordu. Şimdi ödünç para verme kanununda böyle bir hüküm yok. Biz şimdi mükellef de bize soruyor ya, hem parayı verdik hem de 2 ile 5 yıl arası hapis cezası. Böyle bir ikilem içerisindeyiz şu anda. Bu konuda eğer bir mukteza talebimiz Üstad, yani şifai mukteza talebimiz olacak sizden. Fatih Bey yani vergi dairesini ilgilendiren evet, o vergi dairesini ilgilendiren bir konu değil de şimdi aha, şöyle diyeyim, 90 sayılı kanun ve kararname zamanında dediğiniz gibi istisnalar ve Maliye Bakanlığı'nın mali suç olması dolayısıyla özellikle inceleme elemanlarının incelediği bir konudan konuyla saptanan bir suç olduğu için bu istisnalara dikkat ediliyordu. Fakat şimdi tamamen artık konu Türk Ceza Kanunu kapsamına girmiştir. Aynen. Türk Ceza Kanunu kapsamına girdiği zaman da bir kişiye yıl içerisinde birden fazla borç vermek veyahut da izleyen yıllar kapsamında birden fazla borçlanma işlemi yapmak kişilerle borç vermek anlamında tefecilik suçu kapsamına alınmıştır. Fakat Yargıtay'ın kanaatimi söylüyorum. Yargıtay'ın eski dönemleri yani 90 sayılı kararname zamanında da tefecilikle ilgili açılan davalarda özellikle holding şirket, grup şirket, şirketler arası ilişkiler ve şirket ortak ilişkileri içerisindeki borçlanmaları tefecilik kanunu kapsamında saymıyordu. Ama yeni ticaret kanunu zamanında herhangi bir kararına Yargıtay'ın rastlamadım. Dolayısıyla bir tefecilik eleştirisi gelebilir ama bu konuda bir ceza çıkacağını da zannetmiyorum Yargıtay'dan. O kişisel inancım. Yani bir karar görmedim hiç. Evet, o inanç. Ama... Evet. Yani yok. Ama bunu ancak hani muktezayla da çözemezsiniz Türk Ceza Kanunu uygulamasını. Pardon. Bu konuda yalnız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak top olarak bir rapor hazırlandı. Adalet Bakanlığı'na ve Başbakanlığa sunuldu. Ama bir gelişme de olmadı yani.
Biz de BDDK ile görüştük bu konuda. Hani aslında yeni kanun finansman hizmeti verecek şirketleri tanımlıyor. Yani dolayısıyla onlar için lisans alınmasını öngörüyor. İşte ya finansal kiralama şirketi olur, banka olur, finansman şirketi olur. Onun dışındakilerle ilgili bir uygulama öngörmüyor. Bütün yetki de BDDK'da. BDDK'da hani bu grup içi borçlanmalar bizim aslında düşündüğümüz bir şey değil. Çünkü yurt dışında birçok ülkede şey de var. Grup içerisinde de olsa bir finansman hizmeti verecekseniz daha basit bir lisanslama uygulaması var. Hani öyle bir şey mi düşünüyorsunuz diye sorduk. Yok, düşünmüyoruz. Aslında biz bu kanun değişikliği yapırken bu da gündeme gelmedi. Hani çözmeyi düşünüyor musunuz anlamında? BDDK da çok şey yapmadı. Hani biz bu tür grup içi borçlanmalarda bir lisans falan düşünmüyoruz. Gerek yoktur şeklinde bir açıklama yapıp kendimizi bağlamayız dedi. Sonuçta bizim söylediğimiz hani bir takım geleneklerden, ticari örf ve adetlerden kaynaklanan borçlanmalar, geri almalar, ödemeler olabilir ama bunun dışında bir tür şirketin kendi yarattığı fonlardan sürekli olarak başka şirketleri fonlayıp da oralardan sürekli olarak faiz gelir elde etmek gibi bir konuma geldiği durumlarda bir risk var. Buna dikkat etmek gerekir diyoruz. Evet. Yani ceza hukukçuların hepsinin söylediği bu risk çok ayakta ve çok alini bir risk. Mutlak surette tedbir alınması gereken bir risk. Yani şu kadar adam var, şu kadar para tahsil etmiş, faiz tahsil etmiş dediğiniz zaman kesinlikle tefeciliğe giriyor. Ticari kazancı, iki araç satınca nasıl ticari kazanca giriyor? Üç tane çalışanınıza da para verdiğiniz zaman ticari kazanca giriyor. Bunun çözülmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. Buyurun Sayın Fatih Kaya. Tekrar merhaba. Bana gelen sorulardan başlayayım. Uğur Erişken'in sorusu, patent yazılım hakları ile ilgili yeni gelen kurumlar vergisi istisnası ile ilgili hangi hesap döneminden itibaren söz konusu olacaktır diye bir sorusu var. Bu 1-1-2015 tarihinden itibaren uygulanacağı için bir sonraki hesap dönemi, yani 2015 hesap döneminden itibaren bu istinadan yararlanabilecek. Oto alım satım, galeri işlerini yapan mükelleflerin ikinci el araç alım satımlarındaki karşılaştıkları KDV sorunu. Yani burada KDV sorununa ilgili herhangi bir düzenleme söz konusu mudur? Hani bildiğim kadarıyla herhangi bir düzenleme söz konusu değil şu an itibariyle. Diğer bir soru, isim belirtilmemiş. Ticaret odası tarafından bazı görevlerini yerine getirmediği için ticaret sizliğinden resen kaydı silinen şirketleri yayınladı ticaret odası diyor. Vergi dairesi tarafından bu şirketlerin mükellefiyetinin kapatılması için ne yapılabilir? Örneğin şirketimiz 5 yıl üst üste genel kurul yapmadığı için ticaret sizliği tarafından resen silinmiştir. Hani vergi idaresi açısından sicilden silinme için resen terk diye bir müessese var ama hani bu belli bir faaliyet yapmayan, faaliyetine devam etmeyen mükelleflerle ilgili. Eğer bu bahsedilen şeyler normal faaliyetine devam eden mükelleflerle ilgiliyse vergi idaresi açısından belki hani yeniden ticaret sicilinde başka bir tescil yapılıyorsa belki verilerini güncelleme açısından bir şey yapılabilir. Ama faaliyetlerine devam etmiyorsa gerçekten bu şirketler belki o anlamda resen terk açısından bir şey vergi idaresi açısından belki yapılabilir. Nurcan Eker Hanım'ın sorusu, yani sorunun mahiyeti ihraç edilen malın ihraç tarihi ile gümrük beyannamesine göre normal fatura tarihi farklı olursa, fatura tarihi önce ihraç tarihi sonra olması durumunda, bu da hesap dönemi değişmesi durumunda hangi yılın kayıtlarına bunun alınacağını sormuş. Burada da kurumlar vergisi açısından yani fiilen ihraç edildiğinde bu mal ve hizmetin bir şekilde faturasının kesildiğini kabul edersek, yani fiili ihraç tarihindeki hesap döneminin kurum kazancı da dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum. Özlem Aksoğlu'nun bir sorusu. İnşaat firmasına taşeron iş yapan firmanın işi 2013 yılında başlamış ancak aynı yılda tamamlanamadığı için yıllara sarı iş niteliği kazanmıştır. İş 2014 Mart ayında bitmiştir. İşe ilişkin kurumlar vergisinden beyan edilip tevkif edilen stopajlar düşülecektir. Yoksa ilk 3 ay
aya ait birinci dönem geçici vergiden beyan edilip stopaj mahsup edilecektir. Eğer inşaat ve onarım işi yıllara sarı işe dönüşmüşse o tarihten itibaren yıllara sarı işe göre artık yapılması lazım. Yani o tarihten itibaren önceden stopaj yapılmamıştı zaten. Stopajların yapılması lazım. Bu stopajların da geliri 2014 yılının geliri sayılacağı için 2014 yılının kurumlar vergisi beyannamesinde bu stopajların mahsup edilmesi gerekir. Kenan Bey'in bir sorusu. Yıllara sarı inşaat işi yapmaktayız. Kestiğimiz faturalarda stopaj kesintisi fatura üzerinde gösteriyoruz ama bazı kurumlar bu stopajın faturada gösterilmesini istemiyor. Bu durumda ilgili yasal düzenleme var mı? Yıllara sarı iş kapsamında bu arkadaş işin mahiyetini de biraz anlattı biraz önce bana. Yani firmanın şey yapmamasının nedeni böyle bir göstermesini istememesinin nedeni o yıllara sarı iş kapsamında bir fatura da gösteriliyorsa yani bir imalat olduğu izlenimi olacakmış diğer firma için. Hani diğer firmada bir yatırım teşvik belgesi var. Yatırım teşvik belgesinde de anladığım kadarıyla sadece mal alım satımı ile ilgili bir yatırım teşvik belgesi. Bu yıllara sarı işte bu faturayı gösterirse bir imalat yaptığı ortaya çıkacak zanlıyla böyle bir şey yapılabilir mi diyor. Hani burada da benim diyebileceğim hani gerçek mahiyeti esas işin. Yani gerçekten imalat faaliyeti yaptığı halde bu tür bir teslim yapıyorsa hani bu belki fatura da bunu ayrı olarak gösterilebilir ama gerçek mahiyeti hani ileride tespit edilip böyle bir şey anlamında bir cezai mevdiye maruz kalabilir eğer işin mahiyetine göre. Metin Çelik Bey'in sorusu 30 adet bağımsız bölümü olan plazanın %87,5'u AŞ'ye aittir. Söz konusu %87,5 hisse kısmi bölünmeye konu edilebilir mi? Burada şey önemli. Hani taşınmazın bir bütün halinde kısmi bölünmeye konu edilmesi önemli. Eğer buradaki husus hani bir hisse satılıyorsa yani bir taşınmaz diyemeyeceğimiz tek başına taşınmaz diyemeyeceğimiz bir hissenin devri kısmı bölümü yoluyla devrediliyorsa kısmı bölünme şartları sağlanmamış oluyor. Ama bağımsız bir taşınmaz bir şekilde hani devredilebiliyorsa kısmı bölümü olur ama burada hani plazadan bahsediyor şeyden bahsediyor hani işin bu şirketin yaptığı işin de mahiyeti de önemli. Ya mesela hani bu gayrimenkuller belki yaptığı faaliyetin bir mal gibi değerlendirilecek bir şey de olabilir. Yani normal taşınmazı gayrimenkullerinde gösterecek bir şey değil de 153 mallarında gösterecek bir durum da olabilir. O duruma da bakarak değerlendirmek lazım. Yani normal bir mal olarak değerlendirilecek bir şeyse onun bir kısmını kısmi bölünme yoluyla başka bir şirkete devretmek söz konusu olmaz. Diğer bir soru Hakan Kaykaman'ın sorusu. Dönem başı öz sermayesi 200 bin TL olan firma 31.3.2013 tarihinde sermaye artırımına gidip 500 bin TL olan öz sermayesini Nisan ayında öz sermayesi ile Nisan ayında geçmiş yıla zararı 210 bin TL olan firmayı devralmıştır. Geçmiş yıl zararını indirim konusu yapılabilmiyor. Burada şey hani devir tarihi itibariyle öz sermayeye bakılıyor. Devir tarihi itibariyle öz sermayesi ile geçmiş yıl zararını mahsup edilecek geçmiş yıl zararı devir tarihindeki öz sermayesine geçmiyorsa mahsup yapılabilir. Hani devretmeden önce firmalar genellikle şey yapıyorlar. Sermaye arttırımları yapmış olabiliyorlar. Bu sermaye arttırımlarıyla ilgili yani devir tarihindeki öz sermaye önemli ama burada dikkat edilmesi gereken şey yani bu devri sadece bu amaçla yani başka devrin normal başka şartlarını sağlamadan yapılıyorsa bir muvazaa demek istedim yani bir muvazaa tespit edilebilirse burada belki o anlamda geçmiş yıl zararının mahsubunda bir problem olabilir. Diğer bir soru işgal konusu gayrimenkul alım satımı olan bir firma satın alıp daha sonra kiraya vermesi durumunda bir gayrimenkulü
satışı gerçekleştiğinde istisnadan yararlanabilir mi? Ya burada da eğer gayrimenkul alım satımıyla iştigal ediyorsa bir firma, normalde bu gayrimenkulle ilgili gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanamayacak. Ancak sadece bir faaliyetinde kullandığı bir gayrimenkul varsa o gayrimenkulü satması durumunda bu istisnadan yararlanabilir. Diğer bir soru, ortaklar cari hesabında bulunan rakama faiz tahakkuk yapılmadığı ve rakam öz sermayenin 3 katını aşan veya aşmayan kısımla ilgili vergisi beyannamesinde örtülü sermaye olarak yazılmalı mıdır? Faiz tahakkuk yapılmadı. Yani zaten örtülü sermaye anlamında öz sermayenin 3 katını aşan bir faiz tahakkuku, yani faiz gibi bir örtülü sermaye diyebileceğimiz bir şey olması lazım. Yani herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmemişse o kapsamda yapılacak bir şey yok gibi gözüküyor. Zehra Duran'ın sorusu, 5 yıl içinde indirilemeyen geçmiş yıl zararını kurumların kurumlar beyannamesinden indiremiyoruz. İndirilemeyen geçmiş yıl zararlarını bilançoda nasıl bir muhasebe kaydıyla kayıtlardan düşebiliriz? Normalde geçmiş yıl zararı bilançoda durur. Hani hiçbir şekilde başka bir hesaba aktarılmaz ama uygulamada şöyle bir şey yapılabiliyor. Belki geçmiş yıl karları da mevcut olabiliyor şirketin. Bu geçmiş yıl karlarına, zararlarına mahsup ederek böyle bir imkan var. Bununla ilgili de gelir idaresinin yani olumsuz bir muktezasını görmedim. Ben bu şekilde bir mahsup yapıldığında bunun kar dağıtımı falan sayılmayacağı, tevkifat yapılmayacağı ile ilgili muktezalar mevcut. Erol Geçkin Bey'in sorusu, faaliyet konusunu değiştiren firma önceki yıllar kurumlar vergisi beyannamesine yazdığı zararları kurumlar vergisi matrağından indirilebilir mi? Normal faaliyet konusunu şirket değiştirebilir. Normalde hani zarar mahsumunda böyle bir şart yok. Hani önceki yılların zararı belli şartlarda gösterilmişse, beyannamelerde gösterilmişse indirimi mümkün. Diğer bir sorusu, devretmeden önce faaliyet konusunu değiştiren firma önceki yıllar kurumlar vergisi beyannamesinde yazdığı zararları devredilen kurumun kurumlar vergisi matrağından indirim konusu yapılabilir mi? Burada benim anladığım yani şirket başka bir şirkete devrolacak ama faaliyet konuları farklı. Bu devirden sonra da zararları mahsup edebilmek için ilk önce faaliyet konusunu değiştiriyor, daha sonra devrediyor. Böyle anlıyorum. Eğer böyleyse yani bu yine tespit edildiğinde muaza anlamında devir şartları sağlanmamıştır diye eleştiri konusu olabilir diye düşünüyorum. Sayın Ayhan Bayar'ın sorusu, Teknokent'te bulunan şirketin kazancının istisna konu edilebilmesi için Ankara'da alınan istisna yazısı gerekli midir? Böyle bir gereklilik yok bildiğim kadarıyla. Yani normal Teknokent'te bulunuyorsa, o ilgili şartları sağlıyorsa bu istisnadan yararlanabilecektir. Diğer bir soru, yurt dışında mukim bir şirketin İstanbul şubesine kestiği hizmet faturasını şubede gider yazabilir miyiz? Bu faturalar transfer fiyatlandırmasına konu edilecek mi? Yine burada gider yazabilmesi için şey önemli. Yani bu tür yurt dışından firmadan buradaki firmaya kesilen faturalarda burada şube ana merkez ilişkisi var. Burada gerçekten o hizmetin alınıp alınmaması önemli. Hani belli dağıtım anahtarları da kullanılıyor uygulamada. Yani bu kullanılan dağıtım anahtarlarına hani bir makul bir şeyse ve yani gerçekten bu hizmet alınıyorsa burada gider yazılabilecektir. Transfer fiyatlandırması konusu da yani apayrı bir konu. Bunun hani transfer fiyatlandırması kapsamında emsaline uygun bir fiyat olup olmadığı mutlaka bakılıp ona göre değerlendirilmesi lazım. Diğer bir soru, 2012 yılına ait yurt dışı faturaları 2013 yılında kaydedilebilir mi? Anlaşma 2013 yılında sağlanabildi. Yani normalde fatura kesildiğinde hani kazanç tahakkuk etmiştir mantığı var bizim vergi kanunlarımızda. Yani 2013 yılında sözleşme nedeniyle bitmiş bir şey, 2012'de faturası nasıl geldi? Yani böyle bir durum olduğunda belki 2013'te gerçek mahiyeti esastır işin deyip yazabiliriz ama bunu ispat edecek bir şekilde hani doneler varsa o kapsamda belki yazılabilir.
Burçak Yılmaz'ın sorusu. Bir limited şirketi %41 ile başka bir AŞ'ye hissedar olmuştur. %41 hissenin AŞ'deki sermaye tarı 200 bin TL'dir. Limited şirket bu hisse için 2 milyon TL ödemiştir. Bu aradaki tutarı direkt iştiraklere mi yoksa şerefiye hesabına mı almalıyız? Yani burada sonuçta bir şirket diğer bir şirkete hisselerini satmış, öbür şirket için bu sonuçta kaça satın almışsa o kadardır. Yani buradaki örnekte 2 milyon TL'yi iştirakları kaydedecektir. Diğer bir firma hani bu iştiraklarla ilgili bir kazancı oluştuğu anlamına gelir. Sayın Okan Çelik'in sorusu. Kat karşılığı sözleşmeye istinaden yapılan inşaat işinde işin gecikmesinden dolayı sözleşmede yazılan cezai şartlar şartlarda yapılacak tazminat, ceza gibi ödemelerin gider kabul edilip edilmeyeceği. Yani 40. maddede gelir vergisi kanunu eğer sözleşmede doğan bir cezaya tazminat şartı varsa bunlar indirim konusu yapılabilir. Bu kapsamdaysa eğer denilen şey indirim konusu yapılabilecektir diye düşünüyorum. Limited şirketi ortağının sosyal güvenlik destekleme primi kesilmiş bu kişiden. Ama normal beyanname verecek durumumuz yok. Yani beyanname vermeyecek bir durumdayız. Bu indirimleri ne yapabiliriz diye sormuş. Burada da hani beyanname verilmeyecek bir durum varsa o indirimleri de hani indirim imkanı zaten beyanname vermeyeceği için olmayacaktır. Sayın Sevgi Erdoğan'ın sorusu. Kurumlar vergisi beyannamesinin dipnotları hakkında bilgi verebilir misiniz? Mutlaka yazılması gereken dipnotlar nelerdir? Beyannamede zaten bu dipnotlar açık açık hani hangi dipnotların olduğu belli. Burada bunlarla ilgili şirkette o dipnotlarla ilgili olması gereken bilgiler varsa, o şirkete uyan bilgiler varsa onlar yazılacak. Hani o anlamda başka söyleyebileceğim bir şey yok. Kar dağıtımına karar verildiyse kar ile ilgili sadece birinci temettü ayrılıp bırakılacak mı? Yani şöyle, kar dağıtımı ile ilgili ticaret kanununa göre belli şeyler var. O ticaret kanunu kapsamında birinci temettü, ikinci temettü, diğer şeyler ayrılacak. Hani bu vergi açısından burada söyleyebileceğim bir şey yok. Sonuçta o ticaret kanununa göre belli şeylerin ayrılması lazım. Dördüncü geçici vergi beyannamesi konusuna girmeyen evraklar daha sonra temin edildiyse kurumlar vergisi beyannamesine karşılık ayrılabilir miyiz? Eğer dördüncü geçici vergi beyannamesi konusuna girmiyorsa bu demektir ki yani bir önceki hesap döneminin konusuna giren bir geliri yok. O yüzden ilgili dönemde yani bir sonraki hesap döneminde bununla ilgili gerekli karşılık neyse yapılacak şeyler yapılabilecektir. Bana gelen sorular bu kadar. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, son sorudaki soru, ben evet, şey anladım da hani geçici vergi verirken mesela örneğin şey yok, dava ve icra safhasına ilişkin belgeler gelmemiş ama beyanname verilinceye kadar geliyor. Yani 31.12'den önceki bir tarih itibariyle geçici vergide şüpheli alacak karşılığı düşmedim, kurumlar vergisi beyannamesinde düşebilir miyim diyor. Aslında uygulamanın şey olması lazım. Yani şüpheli alacak karşılığı ayırırız 31.12 itibariyle. Geçici vergide dava ve icra safhası olmayanları kanunen kabul edilmeyen gider deriz. Ha, beyanname verinceye kadar o belgeler gelmişse beyannamede geçici vergiye göre biraz daha düşük beyan ederiz. Kanunen kabul edilmeyen giderlerin bir kısmını normal gidilebilir diye kabul ederiz. Bir soru var. Şirket gelir elde etmek amacıyla bir dükkan almış. Daha sonra satıyor, KDV hesaplıyor. Burada zarar etmiş. 500 bin almış örneğin. 400 bine satmak durumunda kalmış. Bu zararın indirimiyle ilgili farklı bir uygulama var mı diye demin şeyi anlattık. Gayrimenkul satış kazancı istisnasının uygulanma şartları varsa satan kişiyi Fatih Bey de belirtti. Hani bu istisna şartlarını taşıyan kişiler açısından diyelim ki 2 yıldan fazla elde bulundurmuşsunuz.
sizin işiniz gayrimenkul ticareti değil. O anlamda bu istinaddan faydalanabileceğiniz için zararın indiriminde problem var olabilir. Ama bu örnekte aynı yıl içinde alıp satıyor, istisna şartlarını zaten taşımıyor. Dolayısıyla zararın indiriminde bir problem olmaması gerekir. Yani gerçek zarar olduğunu kabul ediyoruz. Bir de inşaat firması olduğumuz için %75 istisna uygulamasından yararlanabilir miyiz? İnşaat firması prensip olarak yani gayrimenkul işiyle uğraşanlar yararlanamıyor. Ama velev ki bir inşaat firmasınız, 10 yıldır şirket merkezinizin faaliyet gösterdiği binayı sonra satıyorsunuz, başka yerde alıyorsunuz, o zaman faydalanabilir. Bir başka soru aslında Fatih Bey'e ama başkanımızı biraz çok gördük. Ben bir cevap vereyim başkanım, uygun değilse siz olmaz deyin. Yıl içinde ödenen geçici vergileri yıllık beyannamede belirtmeyi unutmuşuz. Bunların iadesini isteyebilir miyiz? Ama bence önce beyannameyi düzeltmesi gerekiyor. Sonra iade talep edecek. Hani vergi dairesi uygulaması geçici vergiyi doğrudan iade ediyor ama böyle bir düzeltme beyannamesi olduğu için bir gözden geçirme, inceleme yapmak isteyebilir diye düşünüyorum. Geçmişin zararlarıyla aynı yani değil mi? Enflasyon düzeltmesinden oluşan zararı bilançodan nasıl çıkarabiliriz? Dönem karından mahsup ederek, eğer enflasyon olumlu düzeltmeleri yoksa başka yolu yok. Bu biraz insanların ayağına takılıyor, enflasyon farkları, olumlusu da olumsuzu da. Ama öyle bir zararınız var ve sizin öz kaynaklarınız içerisinde öyle bir eksik kalem olarak duruyorsa ancak ve ancak şeyle mahsup edebileceksiniz yani. Dönem karıyla ileriye doğru. Fark etmez aslında hani. İkisi zarar olunca ikisini de o şekilde. Yani olumlu farkları baktığımızda bir tek enflasyon düzeltmesinden doğan olumsuz işte zararı mahsup edebiliyoruz ama. Bendeki sorular bu kadar başkanım. Evet, bir soru bende var. İnşaat şirketi arsayı bölünme yoluyla ayrı bir şirkete devir yapıp o şirketin hisselerini devredebilir mi? Yani ayrı bir şirkete bölünme yoluyla aynı sermaye olarak koyup ondan sonra oradan gelen hisseleri bu şirket bir başka şirkete tabii devredebilir. Ama yani biraz ayrıntılandırayım soruda çünkü hiçbir ayrıntı yok. Kurumlar Vergisi Kanunu 5E'de yazılı olan istisnadan yararlanması mümkün değil. Çünkü bir kere zaten inşaat şirketi olduğu için mümkün değil. Ha, ayrıca bu şirketin hisselerini üçüncü bir şahsa devredebileceği gibi aynı zamanda yeni şirketten gelen hisseleri doğrudan doğruya sermaye azaltımı ve arttırımını da aynı anda yapmak suretiyle kendi ortaklarına da verebilir. Bu kadar mümkün, bir engel yok diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, değerli katılımcılar, çok teşekkür ederim. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Oda Başkanım, ikiniz de buradasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz ama tahmin ediyorum bu sene kurumlar vergisi eskisinden daha iyi olacak. Değerli arkadaşlarım, katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki sene görüşmek üzere inşallah. Aynı konuda, aynı seminerde iyi akşamlar diliyorum. Sevgili meslektaşlarım, bir iki dakikanızı daha sabretmenizi istiyorum. Konuşmacılarımıza teşekkür etmek istiyoruz, teşekkür plaketleriyle. Önce gerçekten bu güzel sunum için biz de Oda adına çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür plaketlerini vermek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Mustafa Dakın'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Plaketlerini almak üzere Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bumin Doğru Sözü davet ediyorum. Buyurun efendim. Plaketlerini almak üzere Erdal Çalıkoğlu, yeminli mali müşavir. Buyurun efendim. Plaketlerini almak üzere oturum başkanımız Alper Kuş'u davet ediyorum. Buyurun başkanım. Plaketlerini vermek üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı davet ediyorum sahneye. Ve plaketlerini almak üzere Fatih Kaya. Buyurun üstadım. Bu yoğun süreçlerde seminerimize katıldığınız için, destek olduğunuz için ve bu saate kadar beklediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum.
başka bir seminerde buluşmayı umut ediyoruz. İyi akşamlar.